Şimdi pilin negatif kutbunu anahtarlara bağlayacağız. Bunun için beyaz bir kablo alıp 2 cm kadarını soyuyoruz. Kabloyu eğip tek kutuplu çift yönlü anahtarlardan birinin orta terminalinden geçiriyoruz. Beyazı tercih etmemizin nedeni siyah pil yuvasının üzerinde rahatlıkla görülebilmesi. Ama siz istediğiniz renkte kablo kullanabilirsiniz. Yeter ki teli bakır veya alüminyum gibi iletken bir malzemeden yapılmış olsun. Evet, teli tek kutuplu çift yönlü anahtarın kontağının üzerine kıvırdık. Dimdik yukarı bakacak şekilde ayarladık ki bağlaması kolay olsun. Şimdi kablonun diğer ucunu kısaltıyoruz. Hmm, galiba biraz fazla kısalttık. Kablonun pil yuvasından 1,5 cm kadar taşması gerekiyordu. Şimdi iki anahtarın orta kontaklarını birbirine bağlayacağız. Bunun için kalan kablonun her iki ucunun birer santimetrelik kısmını soyuyoruz. Teli yine kontağın içinden geçireceğiz. Bu, diğer anahtarın kontağına bağlanacak. Kablonun diğer ucunu da soyuyoruz ki, bu tarafı da bağlamak kolay olsun. Bu, pilin negatif kutbunu anahtarlara bağlamanın bir yolu. Bu anahtarlar, motorların polaritesini değiştirmemizi sağlayacak. Böylece, robotumuz geri geri gidebilecek. Robotu bir nevi donanımsal olarak programlıyoruz. <laughs> Tamamdır. Teli geçirdik. Kanca şekline soktuk. Şimdi karga kullanarak iyice sıkıyoruz ki elektriksel bağlantı sağlam olsun. Bağlantıların çok sıkı olması çok önemli. Çünkü lehim kullanmıyoruz. Bağlantılarda temassızlık olursa elektrik akımı kesilir robot gerektiği gibi çalışmaz. Bu kablo biraz uzun kaçtı. O yüzden bunu alıp şimdi de bu tel biraz gevşedi. Sıkalım. Demin bağladığımız kablo biraz fazla uzun geldi. Bu ucunu da soyduğumuz için kesmek yerine halka yapıyoruz. Sonra bu ucu açıktaki diğer uçla üst üste getirip birbirine doluyoruz. Tıpkı ledleri dirençlere bağlarken yaptığımız gibi üst üste kıvırıyoruz. Böylece pilden çıkan negatif ucu anahtarlara sağlam bir bağlantı üzerinden dağıtıyoruz. Şimdi negatif siyah kablomuzu alıp kısaltıyoruz. Ve bunun da yaklaşık 1-1,5 santimetre kadarını soyuyoruz. Evet, bu kadarı iyi. Biraz fazla soymaktan kimseye zarar gelmez. Yeter ki kısa olmasın. Bu kabloyu soymak biraz zor çünkü yalıtkan kılıf fazla yumuşak. Biraz uğraştırıyor o yüzden. Ama fazla da asılmamak lazım yoksa teller zarar görebilir. Çünkü tek telli değil çok telli bir kablo bu. Şimdi bu telleri alıp birbiri üzerine kıvırdığımız tellere doluyoruz. Böylelikle pilin negatif kutbunu anahtarlara bağlamış olacağız. Ondan sonra da devrenin geri kalanına geçip robotu çalışır hale getirmeye çalışacağız. Telleri birbirine doluyoruz. Bu pek kolay bir şey değil çünkü esnek kablonun ince telleri sürekli dağılma eğiliminde. Yani biraz uğraştırabilir. Esnek kablonun tüm telleri tek telli iki kablonun telleriyle temas etmeli. Çünkü bir tanesi açıkta kalırsa kısa devreye veya yanlış bir bağlantıya neden olabilir. O yüzden telleri birbirine sıkı sıkıya dolamak için yine karga burundan yararlanıyoruz. Birbirlerine mümkün olduğunca yakın olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İnce telleri buraya sabitlemek için bir parça alüminyum folyo alıp bağlantının üzerine sarıyoruz. Tıpkı ledlere yaptığımız gibi. Bu sayede hem esnek kablonun tellerini oraya hapsetmiş hem de elektrik iletimini garanti altına almış oluyoruz. Alüminyum folyoyu anahtarın kontaklarına sarmak biraz zor olabilir ama imkansız değil. Anahtarların kontaklarına değil, tellere diyecektim. Ve yine her şeyi bir arada tutmak ve bağlantıyı yalıtmak için yaklaşık 1 cm uzunluğunda küçük bir parça elektrik bandı kullanıyoruz. Güzelce saralım. İyice sıkalım ki bağlantı sağlam olsun. Tekrar ediyorum bağlantıların sağlam olması çok önemli. O yüzden bağlantıları sıcak silikonla yapıştırmadan önce her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmemiz lazım. LED bağlı, anahtar çalışıyor. O halde tamam, negatif kablodan akım geçiyor. Diğerini de deneyelim. Tamamdır. Devrenin bu kısmından akım geçiyor. Şimdi pilden çıkan negatif ucu yerine sabitleyeceğiz. Ama önce dirençleri mutlaka sökmemiz lazım. Yine yaklaşık 1 santimetre çapında bir damla silikon damlatıyoruz. Bağlantının üstünü örtsün yeter ama tamamen örtmesi gerek. Böylece bağlantılar yerlerine daha sıkı sabitlenmiş olacak. Robotu çalıştırdığımızda yerlerinden çıkmayacaklar. Evet. Artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz.